Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Türk Engineering kanalına hoş geldiniz. Makel 1 kursumuzun 3. dersinde basınçlı silindirler konusunu anlatacağız. Bu ikinci ünitemizin aynı zamanda ikinci parti, ikinci konusu arkadaşlar. Basınçlı silindirler, silindirler hakkında kısa bilgi verdikten sonra bir tane örnek sorumuz var. Onunla dersimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Basınçlı silindir dediğimiz şey ya içeride ya da dışarıdan basınca maruz kalmışsa buna İngilizce'de pressurized e, silindir diyoruz. E, Türkçede de basınçlı silindirler olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. E, endüstriyel olarak kullanım e, alanları geniş. Örnek vermek gerekirse e, basınçlı tanklar mesela kompresörler gibi e, örnek görsellerim vardı ama önce görselleri göstereyim bir sonraki slaytında galiba aynen. E, basınçlı silindirlere örnek verilecek olursa mesela görmüş olduğunuz bir kompresör tankı yeşil olarak göstermiş olduğumuz. Basınçlı silindirlere örnek arkadaşlar. İçten mi dıştan mı basınca maruz kalıyor diye soracak olursak tabii ki içten basınca maruz kalıyor. İkinci görmüş olduğumuz ısıtma kazanları İngilizce'de boiler ismi veriliyor. Birçok alanda kullanılıyor. Bunlar da aynı şekilde içten basınca maruz kalmış basınçlı silindirlere örnek verilebilir. Görmüş olduğumuz yangın tüpü içten basınca maruz kalmış basınçlı silindir. Ve e, bir tane diyelim ki teneke, gazlı içecekten bahsedecek olursak yine basınçlı silindirlere örnek verilebilir. Buna ek olarak e, içeriden basınca maruz kalmış e, şeylerin dışında, dışarıdan basınca maruz kalmış e, silindirlere örnek verecek olursak silah namluları diyebiliriz arkadaşlar. E, silah namluları yüksek basınçta sıvıları taşıma boruları gibi birçok kullanım alanı vardır. Evet. E, şimdi... Biz bazı denklemleri çok fazla, daha doğrusu hiç bunun ispatına gitmeden kullanacağız bu dersimizde. İspatlarını, mukavemet videoları çekersek inşallah, yani çekmeyi düşünüyoruz. Mukavemet kursumuzda bu detayları paylaşacağız sizlerle. Mukavemetin de ayrıca bir konusu zaten basınçlı silindirler. Orada işin daha çok detayına gireriz. Burada biz de makel dersini okulda alırken de aynı şekildeydi. Zaten size bir formüle sheet verilecek, formül kağıdı. Bu formül kağıdındaki denklemlerin çok fazla denklem olduğu için hepsinin detayına inemiyorsunuz arkadaşlar. Bu denklemlerin nereden geldiğini araştırmak isterseniz ismini verebilirim. Lame denklemleri olarak geçiyor. Nereden geldiğini de kısaca bahsedecek olursak dikey yöndeki kuvvetlerin statik denklemi kurulduğunda boyuna yöndeki uzamanın sabit kalacağı varsayılıyor. Teğetsel ve radyal gerilim bileşenleriyle, stres bileşenleriyle denklem, denklemleriyle hesaplanabiliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz T ile gösterilen sigma T, t Tsel, tangential Stres, R ile gösterilen radial yani radial Stres arkadaşlar uzunca bir formülü var. P dediğimiz şey eğer i yazıyorsa yanında iç basınç, o yazıyorsa dış basınç demektir. A, B ve C değerleri formüllerde kullanacağımız A, B ve C değerleri arkadaşlar. Şurada bir sonraki şekillerde de göreceksiniz. Yarı çaplarla alakalı arkadaşlar. Evet. Bu da L ile gösterilen stres de boyuna stres oluyor. Hani bir silindirin boyuna maruz kalacağı stres. Bu yarı çaplarla ve daha doğrusu cidar kalınlığı yarı çap ve basınç iç basınçla doğru orantılı şekilde arkadaşlar. Evet. Yine birkaç formüle daha değineceğim. Daha doğrusu şeylerine, hani şartlarına bakacak olursak mesela dış basınç sıfıra eşitse kullanacağımız formüller var. Bir de iç basınç sıfıra eşitse kullanacağımız formüller var. İşte bu mesela iç basınç sıfır dediğimiz konum silah namlusu tarzı şeylerde kullanabiliriz bunu. Burada görmüş olduğumuz formülleri de ee, dediğimiz gibi kompresör tarzı uygulamalarda kullanabiliriz. Uzunca formülleri var, tek tek girmeye gerek yok. Burada hani size e, zaten dosyayı indirdiğinizde ulaşabileceğiniz formüllerin hepsini paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki slayta geçelim. Ee, ince duvarlı silindir arkadaşlar, İnce duvarlı veya kalın duvarlı olabilir bir e, basınçlı silindir. Kalın duvarlı örnek verecek olursa silah namluları, silah namların cidarları ince sayılamayacak e, derecede. Ama kompresör tarzı işte kazanlar, e, boiler işte ısıtma kazanları ince duvarlı silindir kabul ediliyor. Peki ince duvarlı silindir olmasının şartı nedir arkadaşlar? Eğer ki e, thickness yani e, cidar kalınlığı, e, et kalınlığı da diyebiliriz yarı, çap, yarı çapa bölündüğünde 1 bölü 20'den daha büyük bir sayı çıkarsa yani yarı çap thickness'ın 20 katından daha büyükse e, biz buna ne diyebiliriz? E, ince e, cidallı ya da ince duvarlı silindir diyebiliriz arkadaşlar. Burada da zaten e, sözler olarak da bundan bahsettik. Peki ince duvarlı silindirlerde ne oluyor? Basınçtan meydana gelen radyal gerilme teğetsel gerilimle karşılaştırıldığında oldukça küçük e, kalıyor. Yani asıl bizim sıkıntımız teğetsel gerilimle olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun Pd bölü 2t şeklinde bir formülü var. Teetsel stresin bunu dediğim gibi mukavemette açıklamasını işte nereden geldiğini falan göstereceğiz arkadaşlar. Radyal basıncımız pressure'a eşit longitudinal dediğimiz yani boyuna streste Pd bölü 4 tye eşit. Evet bir diğer konumuza bakacak olursak bu da sıkı geçmeler. Ee, tabii, e tabii sıkı geçmeler dediğimiz şey aslında tolerans e, 6. chapter'ımızla alakalı. Kürşat arkadaşım anlatacak e, o chapter'ı. sıkı geçmelerin e, detaylı bilgileri nasıl e, ya yani her ne kadar toleransla bağlantılı olsa da e, aynı zamanda e, bizim ince duvarlı veya kalın e, duvarlı eee silindirlerimiz yani bu ikinci çeptirin ikinci partıyla da bağlantılı arkadaşlar. Bu yüzden bundan da kısaca bahsedeceğiz. Ama tolerans konusuna gelince birçok geçme tiplerinden bahsedeceğiz. Burada sadece sıkı geçmeye değineceğiz. Hatta size özel videolar da hazırladık. Bunu da dökümanı indirip izleyebilirsiniz. Biz kısaca izleteceğiz sadece. Peki bu sıkı geçmeler nedir arkadaşlar? Küçük çaplı bir deliğimiz var. Buna ondan daha büyük çaplı bir şaft takılacağı zaman sıkı geçme meydana gelir. Bu sıkı geçmeden ötürü de bir basınç oluşuyor. İşte basınçlı silindirlerin kapsamına bu sebepten ötürü giriyor arkadaşlar. Sıkı geçme peki nasıl yapılıyor? Yani biz daha büyük bir çaplı şaftı nasıl daha küçük bir deliğe yerleştirebiliyoruz? Bunun birkaç metodu var. Bunlardan bir tanesi elemanların ısıtılması veya soğutulması. Isıtıp genleştirebiliriz veya soğutup e, büzüşen e, kısma daha rahat e, iç içe geçe, geçilmesi sağlanacaktır. Yani ya, e, ısı yardımıyla e, yapabilir. İç, iç içe geçilebilir arkadaşlar bu iki parça. Bir başka metot eksenel yönde belirli bir miktarda kuvvet uygulayarak da yani bildiğimiz üzere elemanlar iki şekilde e, şekil değiştirebilirler. Bunlar ısı yoluyla olabilir veya e, bir kuvvete maruz kalarak olabilir. Bu ikisi de kullanılabilir arkadaşlar. Zaten videolarda göstereceğim onu. Peki sıkı geçme hangi amaçlarla kullanılıyor arkadaşlar? Buna da değineceğim. Tork iletmek için kullanılabilir mil ve dişli bağlantılarında veya kalın cidarlı silindirlerde sıkıştırma tipi ön gerilim oluşturmak için. Zaten silah namlularında sıkı geçmenin temel amacı silah namlusundaki işte o materyal namlu belli bir strese maruz kalacak. Belli bir gerilime maruz kalacak. Yani ben şu an sayısal değerleri sadece atarak söylüyorum. Hani çalışılmış değerler değil ama işin mantığını anlamaz açısından. Mesela normalde bizim silah namlumuz 100 megapaskallık bir yük taşıyacak. 100 megapaskallık gerilimi taşıyabilecek bir malzemeden yapılıyor. Tamam mı? 100 megapaskal dayanıma sahip. Ama ben bu silahı kullandığımda 120 megapaskallık bir stres oluşacak. Bu ne demek? Dayanıklılığı 100 ama benim ihtiyacım olan ya yani o silahı kullandığımda 120 megapaskallık ortaya çıkacak olan stres, gerilim bu silah namlusunun kırılmasını kopmasına sebep olacak. Kopmasına sebep olacak. Peki bunu nasıl engelleyebilirim? Eğer ki ben bu namlunun iç ve dış e, silindirlerini en başta sıkı bir şekilde tasarlarsam, onların diametrelerini yani çaplarını ona göre seçersem ve orada bir sıkıştırma tipinde ön gerilim oluşturursam yani eksi 20 megapaskallık bir ön gerilim oluşturursam eski 20 megapaskallık ön gerilime ben 120 megapaskallık bir stres gerilim uyguladığımda pozitif yönde bu ikisini topladığımda yine 100 megapaskal elde etmiş olurum ve dayanıklılığımı geçmemiş olurum. Yani sıkıştırma tipi ön gerilim oluşturmak bizim malzememizin Dayanıklık sınırlarını artı artırmak amaçlı kullanılabiliyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz e, şu e, tüp dediğimiz kısım yani bu, e, şurası ring dediğimiz kısım yüzük kısmı silah namlusunda bu şekilde olduğunu biliyorsunuz şu beyaz kalan kısım delik e, iki tane silindirin iç içe geçtiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz gibi e, bir basınç oluşuyor e, iç e, dış elemanın iç cidarıyla ...iç elemanın dış cidarı birbirine basınç uyguluyor arkadaşlar. İşin mantığı buradan geliyor. Elemanlar iç içe geçtikten sonra temas eden yüzeyler arasında... ...bahsetmişiz burada gösterdiğimiz gibi basınçlar oluşacak. Peki bu yüzey arasındaki basınçlar nasıl bir görev yapar? İçerideki eleman için dış basınç... ...dışarıdaki eleman için de iç basınç görevi yapar arkadaşlar. Şurada göstermiş olduğumuz fark da arkadaşlar... De ...demiştik ya hani... İç içe iki tane milli birbirinin içerisinde mesela bu milli buradaki deliğin içerisine geçireceğim e, boşluktan daha büyük e, bir milim var. Bunu buraya geçirirken ne olmuş olacak? Bir fark olmuş olacak. Bu farka da biz İngilizce interference diyoruz. Hani burada ben girişim olarak tercüme ettim. Hani Türkçe görmediğimiz için belki bazı terimlerde yanlışlık olabilir bunların İngilizcesini öğrenmeniz zaten siz için daha önemli. İlla Türkçesini bilen Türkçe ders alan arkadaşlar da çağrışım yapar. Yanlışımız varsa da yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ee, şu farka interference demiştik. Ee, bu fark aynı zamanda iç ve dış kısımda e, oluşan e, neye eşitmiş arkadaşlar? Deformasyonların toplamına eşit. Yani bizim iki deformasyonumuz oluşuyor. Bir buradan e, daralma şeklinde, e, daralma şeklinde holde de yani buradaki deliğimizde de genişleme şeklinde deformasyonlar oluşuyor. Bu ikisini topladığımızda interferans değerimizi elde etmiş oluyoruz. Bahsettiğimiz A, B, C değerleri 3 tane yarı çapımız var. En içteki deliğin yarı çapı A iç elemanın yarı çapı B, dış elemanın yarı çapı da C şeklinde. Burada birkaç tane daha formüle değindim. Interference ile alakalı formüller arkadaşlar. Bunlar interference pressure'a yani basıncımıza bir de e, modülüs değerimize, e, dayanıklılık değerine e, eşit olacak arkadaşlar. Materyaller birbirine eşit olduğunda e, bu formülü kullanabiliriz. Leim deklemlerine bahsetmiştim. Bunları iç ve dış elemanlar için tekrardan e, burada göstermiş olduk. Şimdi kısaca size iç içe geçmelerin, sıkı geçmelerde iki metot olduğunu söylemiştik. Isı yardımıyla veya e, oluşturulacak bir kuvvet yardımıyla ilk videomuz e, kuvvet yardımıyla 500 tonluk bir presle pirinç e, iki elemanı birbirine geçiriliyor. E, sıkı geçme oluşturuluyor. İkinci videoda rulmanlar ısıta, ısıtarak mile takılıyor arkadaşlar. E, burada da aynı şekilde e, bu da İngilizce bir video. Bearing fitting in shaft. Burada da rulman e, yine aynı şekilde e, ısı yardımıyla e, yerleştiriliyor. Şimdi size kısaca açacağım videoları. Siz de dediğim gibi dökümanı indirebilirsiniz. Açıklama kısmında bulacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi ben yani sıkı geçme kolay bir proses, kolay bir işlem değil. Bu şekilde. Sıkı geçme işlemi e, basınç yardımıyla sağlanmış oldu. Son videoya geleyim. Son videoda da e, en başına döneyim. Şöyle şu ocak yardımıyla ısıtıldı. E, i̇ç cidarın yerleşmesi sağlandıktan sonra artık e, mili e, milin içerisine bu şekilde yani rulmanı yerleştirmiş oldu. Bu şekilde sıkı geçme sağlandı. Evet örnek sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu şekilde dersi sonlandırmış olacağız. Bizim aynı zamanda sınav sorumuzdu bu soru. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun ikinci kısmında bu soru sorunun çözümünü yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.